Mert, benim çok eski bir öğrencim, daha doğrusu eskimeyen bir öğrencim. Lise 1'e giderken bana seansa geliyordu ve o zaman gerçekten o çocuğa kimse inanmıyordu. Hiç kimse başarılı olacağını düşünmüyorlardı. Üniversite sınavını kazanacağını düşünmüyorlardı. Ve sanki şöyle hissediyordum, sadece ben inanıyorum ona gibi hissediyordum ve ben ona olan inancı, tek bir derdim vardı, Mert'e bunu hissettirmek. Mert, sen değerlisin ve akıllı bir insansın. Ve uzun yıllar arkadaşlar Mert'le ben görüşemedim. Geçen hafta bana telefon etti. Sosyal medyadan mesaj yazmış. Hocam telefon numaranızı alabilir miyim diye. Ve üniversite ikinci sınıfta olduğunu öğrendim. Ve dedi ki siz bana inandınız. Ben kendime inandım. Ve şu an üniversitedeyim. Hatta şu an iş buldum, çalışıyorum. Çok mutlu oldum. Onun vefasına da çok mutlu oldum. İnanılmaz bir insan. İnanılmaz tatlı bir insan. Mert, hayranım sana. Ve şimdi arkadaşlar nasıl oluyor da kendisi hiç inancı olmayan bir insanın, ailesinin inanmadığı, dostuna inanmadığı bir insan nasıl değişimler gerçekleştiriyoruz? Nasıl terapiler yapıyoruz? Bu haftaki konumuz bu. Ne dersiniz? Heyecanlanıyorum. Hadi jenerik girsin. Şimdi arkadaşlar değişim akılla olmuyor. Değişim bilinç dışı yürüyor. Yani akıllı olsa şöyle yapıyoruz. Yani diyoruz ki işte mesela sigara kullanmak iyi değil. Tüm sigara kullananlar bilir ki sigara kullanmak doğru bir şey değil. Bu aklı diyor. Ama duygular iç beni diyor. Hatta vitrinde falan görüyorsun ya ne kadar güzel görünüyor. Veya işte kilolu insanlar zayıflamak istiyor. Ben zayıflamalıyım, az yemeliyim diyor, spor yapmalıyım diyor. Aklı öyle diyor ama duygular. Yani şunu anlatmaya çalışırım arkadaşlar. Terapi yaparken biz duyguları değiştiriyoruz. Bilinç dışını değiştiriyoruz. Peki bunu nasıl değiştiriyoruz? Birinci esprimiz şu arkadaşlar. Yumurta içeriden kırılırsa hayat başlar. Dışarıdan kırılırsa omlet olur. Yani şimdi normalde öyle değil mi? Mesela bir yumurta civciv kabuk çatlamaya başlıyor. Veya bir tohumu düşünün arkadaşlar. Çekirdeği attın toprağa. O çekirdeği çitlersen ölür. Ama içeriden kırılırsa yeni bir hayat başlar. Yumurta içeriden kırılırsa hayat başlar, dışarıdan kırılırsa hayat biter güzel dostlarım. Dolayısıyla biz terapiye gelen insanlara bir nasihat vermiyoruz. Espri onları içeriden kırılabilmesi. İçeriden kırılması için de bize düşen şey ne? Nasıl olurdu? Bana gelen bir danışanı nasıl içeriden kırabilirim? Nasıl o yumurtayı içeriden patlatabilirim? Unutmayın bir tohum yetişmediği için, bir tohum iyi bir bitkiye, iyi bir ağaca dönüşmediği için kimse tohumu suçlayamaz. Önemli olan uygun zemin var mı? Önemli olan uygun toprak var mıydı? Sulandı mı? Gübresi verildi mi? Bakımı iyi yapıldı mı? Dolayısıyla bizim amacımız o yumurta içeriden kırılacak, nasıl içeriden kırılacak ve biz bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Şimdi birinci kuralımız şu arkadaşlar. Koçlar, terapistler asla yargılamazlar. Ya bir insan sıkıntıyla geldi ya sen bu ahlaksızlığı bu sıkıntıyı niye yapıyorsun arkadaş demez. Yani bu olay şey gibi diş hekime gittin dişin ağrıyor ve diş hekimi niye dişin ağrıyor ya? Demez diş hekimi değil mi? Terapist de bir insan bir problemle geldiği zaman ki bu problem ne olursa olsun ne kadar ahlaksızca olursa olsun onu yargılamaz. Çünkü bir koç bir terapist yağmur gibidir her yere yağar. Bir koç yağmur gibi her yere yağacak. Yani hani su şöyle bir şey der mi? Ya ben kötü insanlara fayda sağlamayacağım. Bir terapist su gibidir arkadaşlar. Onun bir tadı yoktur. Onun bir zihni yoktur. Bir terapistin kendi değerleri, kendi yargıları yoktur. Ne vardır? Terapist danışanındadır. Danışanına göre, onun değerlerine göre, onun yargılarına göre hayata bakar. Yani biz mesela empatiyle dinleme diyoruz ya, empatiyle dinleme de ne demek empatiyle dinleme? Ben önceden şöyle biliyordum, şöyle biliyorduk. Yani ben onun yerinde olsaydım ne yapardım? Bu durumda onun yerinde olsam ne yapardım? Koçluktaki empatiyle dinlemeyi ise arkadaşlar, ben onun yerinde, onun şartlarında olsaydım ne yapardım? Ben onun yerinde, onun beyniyle olsaydım, ben onun yerinde, onun kalbinde olsaydım ne yapardım? Yani seans yaparken tamamen danışanımızda olmamız lazım. Tamamen onun dünyasından hayata bakıyoruz, onun gözleriyle bakıyoruz, onun kalbiyle acı çekiyoruz. Sadece ondayız. Biz yokuz. Eğer sen varsan bu bir nasihata dönüşür. Burada arkadaşlar yapacağımız ilk şey şu. Bir defa ben yokum ve karşımda danışana uyum kuruyorum. Uyum kurma. Yani bence
Ne iş yapıyorsak en önemli, en etkili şey uyumlu olmak, uyum kurmak. Hani pek çok duymuşuzdur okullarda aynalama tekniği. Veya işte çocukla göz göze bakın, onun seviyesine inin derler. Onunla uyum, onun bedeni nasılsa biz de o durumdayız. O nasıl konuşuyor, hızlı mı konuşuyor, yavaş mı konuşuyor? O hızlı konuşuyor, biz de hızlı konuşuyoruz. O yavaş konuşuyorsa biz de yavaş konuşuyoruz. O derinden konuşuyorsa biz de derinden konuşuyoruz. O yukarıdan konuşuyorsa biz de yukarıdan konuşuyoruz. Yani şöyle düşünsene, danışan gelmiş ve sana diyor ki ya benim ya gerginim, bugün moralim çok bozuk çünkü diye yavaş yavaş sana bir şey anlatırken sana hayırdır ya niye gerginsin, yok üzülme bu hayat gelip geçecek, pozitif ol, pozitif ol baksana, diğer bir şey değiştiremezsin. Yani o yavaş yavaş konuşurken sen hızlı konuşarak ya da ona nasihat vererek bir şey değiştiremediğimiz gibi artık belki o sana selam da vermeyecektir. Bize düşen şey arkadaşlar, ilk önce yumurtanın içeriden kırılacağını biliyoruz ve ona uyum kuruyoruz. Peki uyumu kurduk, sonrasında ne yapacağız? Danışanımız onu tamamen anladığımızı hissettiği zaman, bundan önceki videolarımda anlatmıştım hatırlayın, en iyi terapi anlaşılmaktır. En iyi terapi anlaşılmaktır. Anlaşılan bir insan rahatlar, anlaşılmayan bir insan canavarlaşır. Eğer danışanınız sizin anlamadığınızı hissederse size karşı daha öfkeli olacaktır ve belki de gelmeyecek. Belki irtibatı da koparacaklar sizinle. Anlaşıldığını hissettiği zaman da hep gelecek ve rahatlamaya devam edecek. Mevlana Hazretleri diyor ki dertli bir insan içi duman dolu bir odaya benzer. Bir dost onu dinlediğinde odaya bir pencere açılmış gibi olur. Yani hem kendimiz için hem de başkaları için en iyi terapi yöntemi anlaşılmak. Yani bizim için bizi anlayacak birisini bulmamız lazım ve bir dostumuz geldiğinde onu anlayacak şekilde hareket etmemiz. Hani kendi bildiklerimize davranıyorsak bu kendimize iyi ilaç. Şimdi Osman Bey'i tanıyor musunuz? Osman seni böyle alabilir miyim? Seni alayım abi, gel bir. Düşünün ki ben bir göz doktoruyum. Ve gözünde sıkıntı var Osman'ın. Geldi. Gözümde sıkıntı var dediği zaman ben de diyorum ki Osman al bunu tak. Ah, güzel. Yıllardır kullanıyorum. Çok kalite. Nasıl görüyorsun? Göremiyorum. Göremiyor musun? Evet. Ya biraz pozitif ol lütfen. Nasıl göremiyorsun? Ben yıllardır onunla görüyorum. Sen nasıl göremezsin? Ama bana uymuyor demek ki. Ya arkadaşlar çok negatif birisi. Pozitif ol. Bak hayata pozitif bak, bak nasıl görmeye başlayacaksın. Göremiyorum. Nasıl bakayım? Yani şimdi arkadaşlar evet. Olay, teşekkür ederim Osman. Osman'ı da tanımış oldunuz bu arada. Olay bu şekilde arkadaşlar. Bize birisi geldiğinde biz bize iyi gelen bir şeyi ona da iyi gelecek şekilde sen böyle yap diyorsak aslında biz bizim hastalığımızı gideren bir şey ona söylemiş oluyoruz. Teşhis koymadan tedavi yapmaya çalışıyoruz az önceki yöntemle. Osman bu göz doktoruna bir daha gider mi? Teşhis koymadan tedavi yapmaya başlarsan elde edeceğin tek bir şey vardır. O senden uzaklaşacak artık. Ama önce teşhis koyarsan, teşhisi iyi koyarsan, teşhisi iyi koymak da iyi uyum kurduğun zaman ne olacaktır? O artık ah beni birisi anlıyor diyerek hep sana doğru gelmeye devam edecek. Gerçekten arkadaşlar bu hayatta bir şeye ihtiyacımız var. Anlaşılmaya. Anlaşılın. Herkes rahatlar. Ve biz empati kurduk. Ve kendi değerlerimiz, kendi yargılarımız yok. Kendi doğrularımız yok. Koç olarak kendi doğrularımız yok. Danışanımızın doğruları var. Onun hayatıyla hayata bakıyoruz. Burada diğer önemli şey de arkadaşlar, şu an yeri değil ama aklıma geldi söylemek istiyorum. Boşluk. Sadeleşmek. Ya biz devamlı bir şeylere kovalıyoruz. Devamlı ya telefona bakacağız, ya televizyona bakacağız, ya kitap okuyacağız. Devamlı bir koşturmaca halindeyiz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Boşluk olmadan hiçbir şey olmuyor. Mesela şu an boşluk olmasa nerede dururdum? Ya da konuşmalarımın arasında boşluk olmasa konuştuklarımı anlayabilir misin? Hayattaki her şey boşluktan yaratıldı arkadaşlar. Ve beni en çok etkileyen şeylerden birisi nedir biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz peygamberliğini ilan etmeden önce neredeydi? Mağaraya gidiyordu değil mi? Bir mağaraya gidiyordu. O mağarada ne yapıyordu? Kitap mı okuyordu? Okuma yazması yoktu ki. Televizyon mu izliyordu? Dostlarıyla sohbet mi ediyordu? Ne yapıyordu? Orada boşluktaydı arkadaşlar. Yalnızdı ve kendisini dinliyordu. Ve orada boşluktayken, orada yalnızken peygamberliğini ilan etti. Ve oradan geldikten sonra ne dedi? Artık ben bir peygamberim. Nereden geldi? Boşluktan geldi. Bir mağaradaydı. Hiçbir şey yoktu. Kendisini, kendi içini dinliyordu.
Ve bizim danışanlarımıza biz boşluğu oluşturup kendi iç seslerini duyurtmamız lazım. Ben diyorum ki arkadaşlar, Allah'ın bize mükemmel bir hediyesi var. Mükemmel bir hediye. Yalnız hediye olduğu için kapalı kutu gibi, haberimiz yok. Bu iç ses. Dışarıdan gelen sesler o kadar çok ki iç sesi duyamaz oluyoruz. İç sesi duymaya başladığımız zaman işte o zaman yumurta içeriden kırılmaya başlıyor. İşte Mert için benim yaptığım şey sadece buydu. Onun iç sesini ona duyurabilmekti. Onun ne kadar mükemmel bir insan olduğunu, ne kadar harika, ne kadar enfes bir insan olduğunu ona duyurabilmekti. Gerçekten Mert'i çok seviyorum. O günden bugüne hep çok sevdim ve hiç hatırından çıkartmadım. Hatta çok başka sevdiklerim de var iki gündür aklımda. Mesela Handan'ım vardı. Handan'ı çok seviyorum. Ama üniversite hazırlanırken vefat etmişti. Hiç unutamıyorum, evine gittiğimde kapının arkasında şu yazıyordu. Daha defnedilmemişti bile. Kapısının arkasına yazmış, ben üniversite sınavını Ata hocam ve annem için kazanacağım. O yazıyı hiç unutmuyorum. Arkadaşlar tabii buradaki ana konumuz şuydu, nasıl terapi yaparız? Eğer sen olmazsan terapi yapabilirsin. Eğer bir sen varsan terapi yapman çok zor. Yumurtanın içeriden kırılmasına fırsat vermen lazım. Ve uyum kurup onun dünyasına bakman lazım. Su gibi olmak zorundasın. Yahudi'ye de, Hristiyan'a da, Müslüman'a da herkese iyi gelmelisin. Çünkü su her şeye iyi gelir. Ve bir terapist su gibidir. Hatta yağmur suyu gibidir. Yağmur her yere yağar. Bu haftalık da bu kadar yeter diyorum güzel dostlarım. Yapacağınız güzel yorumlar için hepsine minnettarım. Çünkü gerçekten çok güzel geri dönüşler oluyor. Sonsuz teşekkürler güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile. Hatta tutku ile. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için. Bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için. Ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için. Sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.